Merhaba. Bugün size orijinali St. Mary's Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapan Scott Edgar tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, Alman filozof Immanuel Kant'ın uzayın doğası hakkındaki argümanları. Bu argüman, 10 yıllık çalışmanın ardından 1781 yılında çıkan Saf Aklın Eleştirisi kitabında karşımıza çıkıyor. Filozoflar bu argümana geometriden gelen argüman adını veriyor. Aslında bahsettiğim gibi bu uzayın doğası üzerine bir argüman ama göreceğimiz üzere tüm bilginin doğası üzerine çarpıcı sonuçlar sunuyor. Özellikle de şeylerin kendi başlarına nasıl olduklarını bilmediğimiz hakkında bazı sonuçlar. Yani nesneleri kendi başına oldukları gibi bilemeyiz demek oluyor. Bu konuya daha sonra değineceğim. Biz şimdilik bir soruyla başlayalım. Uzayın doğası nedir? Zihnimizden bağımsız olarak var olan gerçek bir şey mi? Yoksa zihnimizden bağımsız olarak var olan gerçek olmayan bir şey mi? İlk bakışta hepimize doğal gelen bir görünüşe göre uzay gerçektir. Bu bağlamda gerçek derken kastettiğim şey bizim bilgimiz dışında zihnimizden bağımsız bir dünyanın parçası olan bir uzay. Yani bu görüşe göre zihinden bağımsız, dünyada var olan zihinden bağımsız şeyler mekansal olarak düzenlenir ve uzay da bu zihinden bağımsız dünyanın sadece bir parçasıdır. Ama Kant'ın geometri argümanının amacı bunun yanlış olduğunu göstermek ve uzayın doğası hakkında tamamen farklı bir resim çizmektir. Kant'ın öne sürdüğü uzayda uzay, yalnızca kendi zihinlerimizin dünya tasarımlarımıza yüklediği bir kavramdır. Detaylandırırsak, Kant'a göre zihnimizin bir şeyleri algılayabilme kapasitesi vardır ve dünya tasarımımıza mekansal bir yapı yükleyen şey bu algılama kapasitesidir. Kant'ın uzayın transandantal idealizmi ya da kısaca transandantal idealizm dediği görüş de budur. Kant bu görüşü şöyle anlatıyor. Uzay sadece sezgimizin bir biçimidir. Yani yalnızca zihnimizin temsillerimize empoze ettiği bir yapıdır. Ve uzay, şeylerin kendi başlarına bir özelliği değildir. Yani zihnimizden ve bunlara yönelik bilgimizden bağımsız olan, kendi hallerinde olan nesnelerden oluşmaz. Kant'ın geometri argümanının sonucu özetle şu şekilde verilebilir. Uzay, salt bir sezgi biçimidir ve şeylerin kendi başlarına bir özelliği değildir. Bu argüman hakkındaki en ilginç şey, Kant'ın stratejisidir. Kant'ın stratejisi, bu sonucu geometrinin temel gerçeklerine dayandırarak ispatlamak yönündedir. Yani geometrinin doğası hakkındaki kimi gerçekler ve geometri bilgisini ele alırsak, uzayın zihinden bağımsız nesnelerle alakası olmadığı ortaya çıkar. Uzay, yalnızca zihinlerimizin temsillerimize yansıttığı bir şeydir. Yani argümanın ilk öncülüğü, geometrinin doğası hakkındadır ve şu şekildedir. Geometri bilgisi sentetik a priori'dir. Eğer sentetik a priori'nin ne demek olduğunu bilmiyorsanız, konunun açıklandığı bir önceki videoyu izleyip buraya tekrar dönmelisiniz. Böylece şimdi söyleyeceğim şeyi çok daha rahat anlayabilirsiniz. Sorumuz şöyle. Kant, neden geometri bilgimizin sentetik a priori olduğunu düşünüyordu? İlk olarak, geometri bilgisi zorunlu ve evrenseldir. Örneğin, bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olması gibi bir doğrunun tesadüfi olmadığını düşünmek makuldür. Çünkü bunun yanlış çıkması mümkün değildir. Ama aynı zamanda istisnaları olan bir doğru da değildir. Teorem sadece bazı üçgenlerin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu söylemez. Hatta çoğu üçgenlerin bile demez. İstisnasız tüm üçgenleri bu kurala dahil eder. Ancak Kant, İskoç filozof David Hume'dan zorunlu ya da evrensel olan hiçbir şeyin bilgisini deneyimle elde edemeyeceğimizi öğrenmişti. Kant'a göre geometri de zorunlu ve evrensel olduğu için deneysel ya da ampirik olamaz.
a priori olmak zorundadır. Fakat geometri bilgimiz aynı zamanda Kant'ın deyimiyle ampliyatiftir, yani genişleticidir. Yani bunlar yalnızca boş ya da önemsiz tanımlar ya da kavramsal doğrular değildir. Aksine bilgimizin sınırlarını gerçekten genişletirler. Elbette geometrinin de diğer bilim dalları gibi bir tanımı vardır. Yani örneğin üçgenin bir düzlemde yer alan üçkenarlı kapalı bir şekil olduğunu söylediğimizde, tanımı gereği bu doğrudur ve bu yüzden bize önemsiz gelebilir. Ama bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir gibi teoremlerden bahsederken, biraz daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu teorem bize, üçgenin tanımında olmayan yeni bir şey öğretir. Bu açıdan geometri, üçgenler örneğinde olduğu gibi, gerçekten de bilgimizi artırır. Bu da, Kant'a göre geometri bilgisinin sentetik olduğu anlamına gelir. Yani Kant'ın geometri argümanının ilk öncülü, geometri bilgisi sentetik a priori'dir şeklindeydi. Şimdi, Kant'ın ikinci öncülüne bakalım. Bu öncül, geometrinin sentetik a priori olduğu fikrini, uzayın yalnızca zihnimizin dünya temsillerimize yansıttığı ve zihinden bağımsız dünyanın gerçek bir parçası olmayan bir şey olduğu fikriyle birleştirir. Öncüle göre, eğer uzay salt bir sezgi biçimi ve şeylerin kendi başlarına bir özelliği değilse, ancak o zaman sentetik a priori bilgi mümkündür. Başka bir deyişle, Kant'ın ikinci öncülü, sentetik a priori bilginin mümkün olma koşulunun, uzayın doğası hakkındaki kendi görüşlerinin doğru olması olduğunu söyler. Peki neden bu öncülün doğru olduğunu düşünmemiz gerekiyor? Kant'ın argümanı şu şekilde. İlk olarak geometri, uzayın matematiğidir. Yani matematik bilgisi hakkında konuşurken, aslında uzay bilgisi hakkında konuşuyoruz. Yani geometri bilgimiz, sentetik a priori ise, uzay bilgimiz de sentetik a priori olmalıdır. Buraya kadar gayet iyi. Ama Kant'a göre şunu da sormamız gerekiyor. Uzayın sentetik a priori bilgisinin mümkün olması için ne gerekir? İlk olarak, bilgi sentetiktir. Yani sadece tanımsal ya da kavramsal doğrulardan bahsetmiyoruz. Öyle olsa analitik olurdu. İkinci olarak, bilgi aynı zamanda a priori'dir. Yani dışarıdaki nesnelere yönelik deneyimimize dayanmaz. Çünkü nesneleri yalnızca deneyimlerimizle ve duygularımızla bilebiliriz. Böylece Kant şu sonuca varır. Geometri bilgisi yalnızca kendi zihnimize dayanmak zorundadır. Yani zihnimizden bağımsız olarak var olan dış nesneler vardır. Bir de kendi zihnimiz vardır. Uzay bilgimiz ilk seçeneğe dayanamayacağına göre ikincisini temel almak zorundadır. Geometri bilgisinde olduğu gibi uzay bilgisinde de elimizdeki şey zihnimizin temsillerimizin üzerine yansıttığı bilgidir. Bu nedenle uzay bilgisi deneyimden tamamen bağımsız, yani a priori olabilir. Ancak bildiğiniz üzere, uzayın, zihnimizin temsillerimize yansıttığı yapılardan ibaret olduğunu söylemekle, Kant'ın ikinci öncülünü söylemek aynı şey. Yani, uzay salt sezgimizin ürünüdür ve şeylerin kendi başlarına bir özelliği değildir. Evet, Kant'ın ikinci öncülü bu şekilde. İki öncülü bir araya getirdiğimizde, Kant'ın sonucuna ulaşırız. Uzay, salt sezgimizin bir biçimidir ve şeylerin kendi başlarına bir özelliği değildir. Bu konuda kafamızda birçok sorumuz olabilir. Yani, bu iyi bir argüman mı, kötü bir argüman mı? Öncüller doğru mu, yanlış mı? Gibi. Bunların cevabı da bir sonraki videoda.